Dünya gündeminden merhaba. 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali hala sürüyor. Bununla birlikte küresel olarak ABD başta olmak üzere pek çok devlet Rusya'ya ekonomi alanında yaptırımlar uyguluyorken AB içerisinde bazı ülkelerde Ukrayna'nın silah taleplerine yanıt verebilmek için hem lojistik destek sağlıyorlar hem de karar alma mekanizmalarını hızlandırmış görünüyorlar. Öte yandan Türkiye iki ülkeyi bir araya getirebilmek ve diyalog kanallarını güçlendirebilmek için telefon görüşmelerinin yanı sıra iki ülkenin dışişleri bakanlarını Türkiye'ye davet etti. Mevlüt Çavuşoğlu'nun kolaylaştırıcılığında iki bakan bir araya geldiler. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin Rusya, ABD ve Türkiye ayağını ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam, Rusya'nın Ukrayna işgali hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda da Avrupa cephesinde hem de ABD tarafından günü geçtikçe dozu artan yaptırımlar görmeye başlıyoruz. Son olarak ABD ve İngiltere Rusya petrolüne ambargo uygulamaya karar verdiler. Karşı cepheden Rusya'da bazı ham madde ve önemli materyallerin yıl sonuna kadar ihracatını yasaklayan bir adım attı. Kendi ülkesinde iç ekonomik önlemler de alıyor. İsterseniz biraz bu son gelişmelerden başlayalım. Bunları değerlendirerek ilerleyelim. Sonrasında da aktörlerin pozisyonlarına bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Süreç nasıl ilerliyor sizce? Vallahi şöyle diyeyim. Batı bu sefer çok ciddi. Öyle görünüyor. Yani şimdi genelde söylenen şuydu, işte Almanya kuzey akımı kapatamaz, işte Amerika SWIFT'ten çıkaramaz. Yani yaptırımların sınırlı olacağı, bunun hani Batı ekonomilerinin kendisine de zarar vereceği, genelde Batı'nın kendisine zarar verecek, ucu kendisine dokunacak ekonomik önlemlerden hani kaçınacağı, işte şirketlerin yaptırımlara katılmakta direnç gösterdi, ekonomik kayıplardan hani kaçınmak istedikleri falan söylenirdi. Öyle olmuyor. Çünkü burada ciddi bir hani dönüşüm var. Hani küresel sistemin bu noktasında ya Rusya'ya karşı sert önlemler alınacaktı ya da Rusya'nın bir küresel aktörlüğü kabul edilecekti. Yani ikisinden biri olacaktı. Yani Rusya bence yani saçma bir hamle yaptı yani Putin yönetimi. Ona gelirim. Ama şu var, yani Batı sistemi dört bir yandan şeyi kuşatıyor aslına bakarsan. Yani adım adım, yani Blinken söyledi galiba, biz her gün yeni bir şey ekleyeceğiz gibi bir şey evet, söyledi. Aşamalı olarak gideceğiz dediler, evet. Yani bu hani başlıyor ve buradan devam edecek. Başka önlemler de alırlar. Şöyle söyleyeyim, hani Batı sisteminin sahip olduğu ekonomik gücü, yani Batı sermayesi dediğimiz şeyin, hani küresel sermayenin önemli bir kısmı Batı sermayesinden oluşuyor. Eğer bir hani ulus aşırı bir sermaye sınıfı varsa bunun merkezinde Batı sermaye grupları var, bulunuyor. Yani Ruslar buna eklemlenmiş durumda. Çin bunun dışında duruyor, kendi sermaye gruplarını şeyle entegre etmedi, küresel kapitalist sınıfla entegre etmedi, organik bir ilişki kurdurmadı. Ama yani kendi içinde biraz daha izole duruyor. Ama onun dışında kalan bütün dünyaya baktığımızda, yani sonuçta hani Rusya şey farkında değiller ama çok entegre bir ülkeydi. Yani dünya kapitalizmine, özellikle Batı kapitalizmine, özellikle Avrupa kapitalizmine, bizim gibi. Yani evet. İşte Amerika, yani son 10 yılda Amerikan kapitalizmi bu bağı biraz zayıflattı. Avrupa kapitalizmi öyle değil ve Putin de buna oynadı zaten. Yani o coğrafyayla, yani iktisadi ilişkilerini güçlendirerek bir organik bağ kurdu. Bu aslında onun sigortasıydı. Putin'in, yani özellikle enerji şirketleriyle ilişki kurduğu, enerji şirketlerindeki üst düzey yöneticileri yani kooptasyonla kendisine dahil etti. İşte bu şirketlerinde görevler verdi, sen daha iyi biliyorsun. Hep şey biliniyor ama hani Schröder biliniyor ama Schröder'le sınırlı da değil. Dolayısıyla da böyle bir organik ilişki kurdu. Bu şeydi, güvence altına almaktı. Dedik yani bu kadar öylesine iç içe geç, enerji şirketleri işte BP'nin yatırımları, Total'in devasa yatırımları, hani
benden iktisaden vazgeç, yani askeri, yalnız askeri olarak çok güçlüyüm demiyordu Rusya aslına bakarsan. Hani iktisadi olarak da çok entegre. İşte oligarklar paralarını şeye yatırdılar, İngiliz bankalarına yatırdılar, evet. İngiltere'den mal şey aldılar. Evler aldılar, yastıklar aldılar. Tabii. Dolayısıyla da hani bu şeyin içinden akıllıca bir strateji. Siyaseten stratejik olarak Çin'le, iktisaden de Avrupa kapitalizmiyle şey yaparak, iç içe geçerek, yani oraya, yani tabii çok şey değil, AB parçası falan değil ama organik düzeyde bir ilişki kurarak kendisini garanti altına almaya çalıştı. Onun üzerinden bu tür siyasal stratejik hamlelerini yürütmeyi düşündü. Dedi ki yani çok ağır yaptırımlar gelmez. Öyle değil. Yani şimdi uzun süredir Amerikan sistemini takip ediyorum falan. Genel hava şu. Yani buna izin verilemez. Gerekli ekonomik, gerekirse ekonomik sonuçlarına, geçici ekonomik sonuçlarına katlanıp Rusya'yı sıkıştırmak gerekiyor. Mesela Ferit Zekeriya şeyi önerdi ve hemen bence ya paralel duydu önerdi ya da onun önerisi yerine getirildi. Gerekirse Venezuela ve İran'la anlaşıp yaptırımları azaltalım. Onların üzerindeki baskıyı azaltıp hani Rusya'nın doğalgaz ve petrol şeyini, ihracatını hani kısa İkame edecek yöntemler. Evet, almayalım. Oradan telafi edip dünya fiyatlarını şey aşağı çekelim gibi bir şey vardı, önerdi mesela. Baktım Amerika Venezuela ile görüşüyor. Ha, başarılı evet. Olur olmaz hani onu bilmiyorum ama şeyi şunu söylemek istiyorum. Yani Batı enflasyonun yükselmesini, enerji fiyatlarının artmasını, mesela Amerika'da işte şey oluyor her gün, benzinin fiyatı şu kadar oldu falan diyor. Hatta böyle şeyler falan da var. Ekonomik araba kullanma teknikleri falan söylüyor. Klimayı açmayın falan gibi hani pratik, çok hani fazla zeka gerektirmeyen önerilerde bulunuyorlar falan Amerikan halkına. Dolayısıyla da şey, bu maliyeti üstlenecek Batı. Hani bundan kaçış yok. Burada esas zararı görecek olan maalesef tabii başta hani Ukrayna halkı olmak üzere Putin ve Putincilik aslında bakarsın. Evet hocam, yani ben de orayı sormak istiyordum. Dediğiniz gibi aslında Putin biraz o kapitalist mantık içerisinde iç içe geçmişlikte hem şirketlere hem Almanya'ya özellikle. Çünkü Almanya'nın çok ciddi bir enerji bağımlılığı vardı Rusya'ya. Yani doğalgazda %55, petrolde işte %50'ye yakın, kömürü de benzer bir biçimde %30'lara varan bir bağımlılık vardı. Daha önce de söylemiştik, Almanyalı ticaret firmalarıyla Rusya'nın firmaları arasında yakın bağlar vardı. Büyük petrol ve enerji şirketlerinde aynı şey geçerliydi ama bu hemen hemen hani enerji ilk akla geleni pek çok alanda bu şekildeydi. Şimdi bu kapitalist mantığın kar zarar mantalitesi çerçevesinde Putin şunu düşünmüştü. Yani ben tek başıma gitmem, sizi de kendimle beraber götürürüm. Biraz bir caydırıcı pozisyon olarak kullanıyordu. Evet. Ama aslında bizim daha çok Rusya'dan gördüğümüz, yani örnek veriyorum 2014'te Kırım krizi yaşandığında ve yaptırımlar geldiğinde aslında Rusya uzun süredir ekonomik nedenlerle kabul etmediği Çin'e enerji sevkiyatını jeopolitik sebeplerle kabul etmişti yalnız kalmamak adına. Şimdi benzer bir tutum sanki Batı cephesinde uygulanıyor. Evet, bunun bir ekonomik maliyeti var. Evet, şirketler zarar görecekler. Örnek veriyorum, McDonald's çekildiğini ilan etti. McDonald's Avrupa, Rusya piyasasından olacak. 700'e yakın şubesi olduğu söyleniyor ama sanıyorum burada da bu jeopolitik güdü ya da başka sayıklar bu bedeli göze, yani ekonomik bedel altından kalkılır denmesine neden oldu. Burada akla şu soru geliyor. Hedef Rusya'da iktidar değişimi mi? Ya bence yani birkaç hedef var. Şeyden başlayarak, yani dört cephede zayıflatıyorlar. Bir, hani askeri cephede Ukrayna'da, diplomasi cephesinde tabii işte bütün dünyada ve yine imaj konusunda, yani Rusya'yı bir parya devlet haline getirmeye çalışıyorlar. Bunu hani geçen hafta iki yazıda şey, Milosevic'leştirme, hani evet, şey, itibarsızlaştırma, dünyada içte baskıcı, dışta saldırgan ve yayılmacı. Yayılmacı bir ülke görüntüsünü bütün dünyaya yerleştirmeye çalışıyorlar.
Putin de buna hani hizmet ediyor aslında bakarsan. Şey olarak Putin'i içeride sıkıştırmaya hani çalışıyorlar ve Putin'ciliği bitirmeye çalışıyorlar. Yani uzun bu şey değil, hani garanti bir süreç olamaz. Yani iktidar değişimini Rusya'da Batı böyle hani bir ay içinde hemen Putin'i değiştirelim. Rusya'nın için o kadar nüfuz edemiyor. Büyük olasılıkla sen de biliyorsun. Hani Putin de 20 yıl içinde kendi şeyini, iktidar mekanizmasını hani gayet hani kendisine sadık bir şeyi, iktidar mekanizması, simbiyotik bir ilişki de kurdu oligarklarla. Onun oligarklara ihtiyacı var, oligarkların ona ihtiyacı var. Hani öyle hani bu kolay olacak bir şey değil ama bir fikir olarak, bir proje olarak, bir model olarak hani Putinciliği hani dünyada yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi aslına bakarsan hani mesela Starbucks'ın çekilmek istemesi, işte Coca-Cola'nın baskı yapılıyor Coca-Cola'ya çekil diye hani Rusya piyasasından. Ya bunlar tabii ki şey değil, Rusya hani daha sağlıklı bir şey aklında çekilmesi bunların. Hani iyi de olur hani Rusya halkı açısından ama sembolik bir anlamı var. Diyorlar ki biz seni hani dünyada şeyden hani Batı sisteminden kopartıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Dikkat edersen mesela Çin'i hiç duymuyoruz. Hani evet. Batı'nın her çekilme hamlesine, her önlemine Çin onu telafi edecek bir karşı hamleyle falan gelmiyor. Ben bunu söylüyordum. Yani Batı ile ilişkisi bozulan bir Rusya'nın hani Çin'le ilişkisi çok iyi olmaz. Yani Çin çok 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 pragmatiktir Çin. Hani ideolojik şeyi falan çok zayıf hani dış politikadan. Bir sürü ülkenin öyle tabii ki. Yani bunu biliyoruz. Ama hani öyle hani müthiş bir Çin-Rusya ortaklığı ve muhtemelen benim tahminim hani Çinliler çok memnun olmadılar şeyden. Rusya'nın şeye girmeye. Onlar istemiyor. Dünya ekonomisinde bu tür bir alt üst oluş istemiyorlardı. Çünkü Çin ekonomisi, dünya ekonomisine Rusya'dan daha tabii, daha fazla. Hani, ve şu anda artan en basit enerji fiyatları Çin'i de etkiliyor tabii, yani. Tabii, ya da işte diğer şeyler, materyallerin, örnek veriyorum, nikel, hani bakır, paladyum, bunlar Çin'i de etkiliyor şu anda. Evet, bütün enerji fiyatlarının yükseldi. Mesela bunun Rusya'ya çok faydası da yok şu anda. Hani öyle Rus ekonomisinin kayıplarını telafi edebilecek durumda değil. Dünyaya yani uçak uçuramayacak bir sürü yere, yani Batı dünyasına uçak uçuramıyorsunuz. Hava sahanız kapalı. Finansal sistemden çıktı. Yani o kadar ağır ve bunun şeyi katlana katlana bedeli gelecek. O yüzden de hani çok şey Rusya Putin'i devirmek çok kolay değil. Hani bu şeyle Putin'in iktidardan hani düşmesiyle sonuçlanmayabilir. Hani çünkü çok baskıcı bir yönetim. Ya alternatif bir iktidar yapısı olacak, ya bir saray darbesi olacak, ya da toplumsal ayaklanma olacak. Başka türlü olmaz. Hani erken seçime gidecek değil Putin. Hani böyle bir mekanizmaları yok. Dolayısıyla da hani bu kolay değil ama en azından bir fikir olarak hani Rusya'yı hani dünyada bir şey 1990'ların o rock state hani tabii ki bunu kullanmaya da başladılar tabii. Yani o hayduk devlet artık telaffuz ediliyor. Yani o konuma bir dönem işte şey için hani Saddam için falan kullanılan hani o kavrama doğru Rusya'yı itiyorlar, dünyadan izole ediyorlar. Yani bunu gerçekten bazen anlamakta çok zorlanıyorum şeyi. Yani Putin mantığını yani onu söylüyordum yani ikinci günümü ne söylemiştim yani Putin pardon Rusya bugün işgal öncesinden yani 24 Şubat'tan daha güvenli bir ülke değil. Yani Ukrayna'yı işgal etmek Rusya'ya daha fazla güvenlik getirmedi ve getirmeyecek. Bütün askeri ve siyasal hedeflerine ulaştığını varsayalım Ukrayna'da. Türkiye, Rusya daha güvenli bir ülke olmayacak, daha müreffeh bir ülke olmayacak. Evet. Dolayısıyla da acil bir yaşamsal güvenlik sorunu yoktu orada. Hani bunu çok Türkiye'de çok klişe ve ezber üzerinden gidiyor. Yani mesela hani Zelenski yalnız bırakıldı. Yani şimdi Zelenski'ye şey demiş olabilirler mi? Yani burada bir de şöyle bir sorun var.
Yani NATO genişliyor, Zelenski'yi ittiler, hani yem olarak kullandılar. Yani buradaki halkları, buradaki yönetimleri çok basitleştiren, kendi aklı olmayan, mesela hani Ukrayna yönetimi var, 40 milyonluk ülke, ama hiç aklı yok. Hani Batı onu demiş ki git sen kışkırt Rusya'yı, o da Rusya'yı kışkırtmış. Sonra da NATO onu Batı yalnız bırakmış. Böyle böyle bir hani bu insanlar dünyanın en hani kafası çalışmayan, en böyle saf delik insanları mı ki? Yani sonuçta 2008'de Gürcistan'a girildiğinde NATO'nun bir şey yapmadığını, 2014'te Kırım'ın alındığında yaptırım dışında herhangi bir yer, o da işte canını biraz yaksa da bir etkisi olmadığını hani bilmezler mi bu insanlar? Hani NATO'ya çok güvenip, yani NATO'nun 5. maddesinin NATO üyesi olmayanları kapsamadığını, böyle bir hukuki sorumluluk olmadığını, hani bunu bu kadarını bilmiyor olabilirler mi? Bu kadar, hani insanlara da böyle şey muamele, çocuk muamelesi, yani bir kendi iradesi olmayan, aklı olmayan. Vesayet altında bir şey gibi, çocuk gibi davranıyor. Oysa kendisi yani söylüyor, henüz işgal başlamadan NATO'nun ya da Avrupa'nın bizim arkamızda olmayacağını, bir Rusya ile baş başa kalacağımızı biliyorduk cümleleri. Nasıl bilmezsiniz? Kendisinden geliyordu. Yani bize sorsa söylerdik. Yani girme NATO sizde, çünkü hem hukuken şey değil hem de NATO'nun girmesi iyi bir şey de değil. Yani şimdi bu üç, yani savaşın şeyini sınırlarını, boyutlarını kontrol edemezsiniz. Bunu bildiği için de Putin ikide bir nükleer seçeneği gündeme getiriyor. Bunu Macron'la görüşmesinde de, yani savaş başlamadan önce de söyledi. Yani nükleer, biz nükleer bir gücüz, bu savaşın kazananı olmaz, hani sakın şey yapmayın dedi. Bence yani Avrupa kamuoyunu da, yani Batı kamuoyunu da hani korkutuyor. Hani bakın şey yapmayın, siz de baskı yapın. Yoksa hı-hı, kullanacağını zannetmiyorum, ama hani o kadar çok şey zannetmedik ki. Yani nükleer, evet, şey başka, silah başka bir şey. Dolayısıyla da hani bu tür şeylerden, hani nasıl söyleyeyim, kestirme, yerleşik klişe ifadeleri yani biraz kışkırttı. Mesela Zelenski'nin, yani Zelenski yönetiminin Rusya'yı kışkırtmak için ne yaptığını kimse söylemiyor. Hani kışkırttı, evet, kışkırttı. Yani şey, zayıf taraf zaten. Ukrayna çekiniyor. Karşısında koskoca Rusya var. Yani zayıf bir ordusu var, kırılgan bir ordusu var. Hani tamam, dayanıyor, direniyor. Çünkü yani işgal zor iştir. Hani şehir işgali çok zor, evet, bir iş. Tabii ki şey kolay olmaz. Amerikalılar Rusya'nın uzun süredir aslında hani kendi topraklarını bir kenara bırakırsak Çeçenistan'ı, yani Gürcistan'da zaten çok kısa soluklu kaldı. Gürcistan daha küçük bir ülkeydi. Aslında böyle bir pratiği de yok. Yani hani bir başka ülkede bu kadar bütün bir ülkeyi işgal etme. Evet, geniş yani çaplı çok, hani çok bir pratiği yok. Tabii yani işte çok detayına girmeyeyim. Yani çok büyük lojistik sorunları çıkıyor falan. Yani teknik şeyleri var. Daha çok işte demiryolu kullanıyor ama burada karayollarını kullanmak zorunda vesaire. O bakımdan hani işgal istedikleri hızda gitmiyor belli ki. Mesela son bir yılda ve şeyde savaştan itibaren de kaç bu Stinger ve Javelin'ler çok önemli. Yani hı-hı, bu omuzdan atılan. Çünkü maliyeti çok düşük. Yani omuzdan atılan bir roketle helikopter ya da işte uçağı düşürebiliyorsunuz. Özellikle helikopterlere karşı daha etkili. Afganistan'da çok etkin kullanıldı mesela bunlar ve yani 400 civarında falan şey düşürüldü. Uçak ve helikopter kaybetti Sovyetler o dönemde. Evet. Burada da işte Javelin omuzdan atılan bir roketle bir şeyi, yani zırhlıyı, tankı durdurabiliyorsunuz. Bundan 17 bin tane vermiş Batılı ülkeler, yani Polonya falan da, İngiltere'de falan, yani çok yüksek bir sayı aslında. Demek ki yani bunu son bir yılda öngörmüşlerdi, evet, ve ona göre bir hazırlık yapılmış, yani savunma hattı kurulmuş. Ve bana sorarsan benim tahminim Amerikalı, yani Amerikan Savunma Bakanlığı bu hattı tahminim belirledi. Rusya'yı burada oyalayıp bakın şeyi getiriyor, muharip güçleri getiriyor ve muharip güçlerin bir kısmını burada Rusya tüketiyor. Aslında askeri olarak da kendini zayıflatıyor. Yani bir güvenlik kaybı var. Tank kaybediyor sürekli. Evet. Helikopter kaybediyor, asker kaybediyor. Dolayısıyla da bu güçlendiren değil, Rusya'yı her açıdan, yani siyaseten, imaj olarak, askeri olarak, diplomatik olarak, hani dört şeyde, düzlemde Rusya'yı çok zayıflatan bir şeye dönüştü. İstersen buradan biraz da hani bunun Türkiye'ye yansıması. Evet hocam, ben de onu sormak istiyordum. Şimdi Rusya cephesindeki hani etkilerini konuştuk. Batı'nın perspektifine değindik. Bir de hani
tam da arada kalmış olan, bir ayağı NATO'da, bir ayağı AB'de ama Rusya ve Ukrayna ile de ilişkilerinde hatırı sayılır bir payeye sahip olan Türkiye'nin durumu var. Arabuluculuk da yapmaya çalışıyor. Biraz dikkatli davranmaya çalıştığını gözlemliyorum ben. Siz Türkiye'nin son dönemdeki bu politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi tabii ki Ukrayna ile Rusya'nın savaşması bir risktir. Yani Türkiye için de, Erdoğan yönetimi için de. Ben ikisini artık hani ayrı ayrı ele almak istiyorum ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Rusya'nın bir Türkiye üzerinde bir etkisi de vardı. Yani uzun vadede ve orta vadede bu etki azalacak. Yani Rusya, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu savaş, hiç konuşmuyoruz ama Suriye'yi nasıl etkileyecek? Yani çünkü zayıflıyor Rusya. İktisaden de zayıflıyor. Mesela şeyi nasıl finanse edecek? Oradaki askeri varlığını. Maliyeti yüksekti ve Rusya biraz asker çekmişti. Savaş uçaklarını falan çekmek istedi bir ara. Dolayısıyla Libya'daki yani faaliyetleri nasıl etkilenecek? Bu açıdan baktığında aslına bakarsan hani Rusya'nın zayıflaması hani orta vadede hani Türkiye'yi rahatlatabilir. Çünkü bazı yerlerde Rusya ile hani rekabet de ediyor Türkiye. Mesela artık İdlib'de hani fatura çıkartma ihtimali giderek azalıyor. Kolu kanadı kırılmış bir ülkeye dönecek muhtemelen. Mesela bu bir ay sürerse, iki ay sürerse Rusya için bedeli hem iktisadi olarak çok ağır olacak hem de askeri gücü kapasitesini tüketiyor şeyde Ukrayna'da. Ve bunu ben hani Amerikalılar zaten istihbarat hani bilgisi aktarıyorlar. Bunun özellikle uzatıldığını hani düşünüyorum. Burada Rusya'nın hani kan kaybettiriyorlar. Dolayısıyla aslına bakarsan bir açıdan yani Türkiye açısından bakıldığında hani zayıflamış bir Rusya'nın hani mesela Mısır şeyde pardon Suriye'de ki Amerikan sistemi bundan da çok faydalanacak. Çünkü bölge ülkeleri Rusya'yı çok kullanıyorlardı Amerika'ya karşı. Yalnızca Türkiye değil, Mısır da kullanıyordu. Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri de, İsrail'de yani sıkıştıkça Rusya'yla ilişkilerini. Hatta Suudi Arabistan'da. Tabii Suudiler de iyiydi araları. Dolayısıyla evet. Bu, yani Rusya'nın en önemli kayıplarından birinin bence bu hani Amerikan müttefiklerine ulaşma kapasitesinin de bundan sonra çok zayıflanması ve daralması olduğunu düşünüyorum. Yani kendisine hakikaten dediğim gibi çok büyük zarar veren bir şeye girdi. Hani askeri harekata girdi. Bir ülkeyi işgal etmenin bir anlamı yoktu. Hani Amerika 20 yıl önce bunu yaptı ve vazgeçti. Ondan sonra yapmadı. Evet. Yani topyekun işgalden vazgeçti. Onu anladılar. Evet, belki o yüzden de NATO'yu Libya'da gördük. Bir sonraki havadan bombaladı. Evet, orada da havadan da söyledi. Girmedi. Yani askeri olarak karadan bir işgal süreci yürütmedi Amerika. Anladı. Yani havadan bombalayarak içeride şeyi ayaklanmayı tetikleyerek bunu yaptılar. Kendileri şey mesela hani Irak'ta olduğu gibi hani Saddam'ı yakalayalım mı? Kendi halkına havale etti yani şeyi, Kaddafi'yi. Dolayısıyla da hani Rusya Amerika'nın yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor. Bu hani mantıklı değil, dönem itibariyle doğru değil, stratejik olarak hatalı ve Rusya'yı zayıflatan bir, daha az güvenlik getiren bir sürece döndü. Evet, yani Türkiye bu anlamda şey diyebilir miyiz hocam? Hani sadece şu anki diplomatik görünürlüğünün ve dengeyi gözetme siyasetinin yanı sıra Suriye'de eli güçlenmiş bir sürece doğru. Çünkü Rusya zayıflıyor. Türkiye'nin Rusya'ya karşı elinin bir anlamda güçlenmeye başlayacağını iddia edebilir miyiz? Böyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Ya olabilir çünkü işte, sorun olduğunda faturayı Suriye'de ödetiyordu. Yani bu şeyde gördük İdlib civarında 34 askerini vurmasında gördüğümüz evet, gibi. Sık sık Rusya. Ya şimdi zayıflamış bir Rusya'nın, yani şöyle bir sorun var, ikili bir şey var. Bunu tabii belki sonraki bir başka şeyde, çekimde tartışmamız gerekir. Bir, Erdoğan yönetimi Rusya'yı dengeleyici olarak kullanmaya çalışıyordu. O kartı elinden olmuyor şu anda. Tabii, zayıflamış bir Rusya'yı Amerika'ya karşı dengeleyici olarak kullanamazsın. Ama öte yandan da hani işte şey gibi, Suriye gibi yerlerde, Libya gibi yerlerde, yani Rusya'yla aslında bazı açılardan rekabet de ediyordu. Hani farklı ters pozisyonlarda yer aldılar. Yani bu Rusya'nın bu kapasitesinin azalması hani Türkiye'yi rahatlatabilir de bazı açılardan.
O yüzden de hani böyle bir sonuç olduğunda bunun hani düşünmemiz gerekiyor. Bunun da hesabını yapıyorlar tahmin ediyorum ki. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Özellikle bu Suriye boyutu, Orta Doğu boyutu, yani diğer ülkelere de kısaca değindik. Dediğiniz gibi belki bir sonraki programımızda biraz bu krizin diğer boyutlarını ele alabiliriz. O kadar açmamız gerekiyor. Evet, sıcak, o kadar gelişmeler ard arda geliyor ki insan oradan kafasını kaldıramıyor. Ama şu anda bile büyük ihtimalle Orta Doğu jeopolitiğinde en basit buğday fiyatları üzerinden bile etkisini göstermeye başlamış durumda. Türkiye'de ekonomik olarak zaten işte siz bahsettiniz ABD'de böyle diye, bizde de benzinin ya da motorine zam gelmeyen gün, hatta bazen gün içinde birkaç defa yüz yüze kalıyoruz. Ayçiçek yağı krizi gibi bir krizle karşı karşıya kaldık. Şimdilik çözümlendi. Ama coğrafyadan gıdaya, gıdadan belki Esad'ın geleceğine kadar uzanabilecek, işte evet. Suriye'deki Kürtlerin durumuna kadar, Türkiye'deki Kürtlerin durumuna kadar gidebilecek çok ciddi yansımaları olacak ve bunlar aslında şu anda pek konuşulmuyor. O yüzden çok teşekkür ederim yani bu kısma hani evet. Şey yaptığınız için izleyicilerimiz adına da. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte bu hafta Ukrayna'da yaşanan Rus işgalini konuştuk. Bununla birlikte bunun hem Batı ayağını ele aldık, hem Rusya'nın içinde bulunduğu durumu, ama özellikle Türkiye cephesini ele alırken Türkiye'nin aslında sıcak çatışmaya girdiği Suriye'de bunun yansımalarını, Rusya'nın elinin zayıflamasının Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonuna etkisini, Libya'daki gelişmeleri etkisini ve bir genel olarak Rusya'nın Orta Doğu stratejisinde Körfez başta olmak üzere bu ülkelere olası yansımalarına kısaca da olsa değinmeye çalıştık. Elbette bunları sonraki programlarımızda açarak detaylandıracağız. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.